Ve Yunus Emre ilçemizin veya Yunus Emre mahallemizin Yunus Emre Külliyesi'nin yanındaki Ihlamur Restorant'ta beraber olduk. Arzu ettik beraber sohbet edelim, kahvaltı yapalım. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe yılıydı. Bu yıl esnasında beraber olduk ama hep resmi ortamlar olduk, kutlamalarda olduk. Beraber şöyle sohbet etme, kahvaltı yapma imkanı bulamamıştık. Allah bize bugün bu işi de nasip etti. Allah'a hamdolsun. Bugünkü bir araya gelişimizin bizim açımızdan çok büyük bir önemi var. Çok çok önemi var ama o konuya geçmeden önce kısaca bir geçmişe bakmak isterim. Bildiğiniz gibi geçen yıl Yunus Emre ve Türkçe yılı olması nedeniyle Ordu Valiliği, Ordu İl Kültür Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye Offroad Kulübü, Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunus Emre Derneği olarak bir dizi hizmetlere imza attık. Pandemi nedeniyle bu hizmetlere Mayıs ayında başlamamız gerekirken Kasım ayından itibaren bunları yapabildik ama sizler de şahitsiniz. Dolu dolu programlarımız oldu. Yunus Emre'yi burada andık. Sempozyumlar yaptık. Yunus Emre Kültür ve Edebiyat Günleri kapsamında kültür ve kitap fuarını yaptık. Yunus Emre ile ilgili Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan tasavvuf müziği konserleri yaptık. Dolayısıyla geçen yılı doya doya ihya etme imkanımız oldu. İnşallah 2022 yılında da bu çalışmalarımız devam edecek. Bu arada bir iki ilginç notları da sizinle paylaşmak istiyorum. Tarih konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımızla aramızda bir itilaf çıktı. Dedi ki, Yaşar Bey, Sayın Başkan dedi, Yunus Emre'ye Ünye'de ben ev sahipliği yapmak istiyorum dedi. Bu tabii beni çok mutlu etti. Ordu Büyükşehir'in Yunus Emre'nin Ünye'de varlığını ve ev sahipliğini kabul etmesi. Gene bir toplantıda Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı dedi ki, Yunus Emre'nin tanıtımı için paramız yoksa ceketlerimizi satıp bu konuda çalışmaya varım dedi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Gene geçen yılki çalışmalarımız esnasında Kenan Selim Arkan, AK Parti ilçe başkanı, ilçe kongresi öncesi genel merkez kendisinden Ünye ile 2 dakikalık bir tanıtım filmi istemiş. Ünye'nin neyi meşhur diye. O da bu tanıtım filmini Ünye Yunus Emre Türbesi'nde yaparak AK Parti Genel Merkezi'ne böyle bir tanıtım videosu gönderdi. Ve bu videoyu hem Ordu İl Kongresi'nde hem de Ünye Kongresi'nde tekrar yayınlamak suretiyle tanıtıma katkıda bulunmuş oldu. Tabii bildiğiniz gibi çok sayıda sempozyum yaptık. Bu seneki sempozyumlardan bir iki not düşmek istiyorum. Mesela Ordu Üniversitesi profesörlerimizden Profesör Doktor Ahmet Ali Ayhan hocamız Ünye'de sempozyuma katıldı ve bu sempozyumda Yunus Emre ile alakalı mezarları tanıtırken Ünye'deki mezara geldi. Onu da tanıttı ve dedi ki biz Ünye'deki mezarın da tescilini yapacağız inşallah dedi. Kendisi Samsun Anıtlar Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcısı. Tabii o bizi son derece mutlu etmiş oldu bu cümlesiyle. Gene bu toplantılara katılan hocalarımızdan Doçent Doktor Oğuzhan Aydın şöyle bir ifade kullandı. Aşıklar öldü diye sela verirler. Ölen bedendir, aşıklar ölmez dedi Ünye'deki sempozyumda. Bu da Yunus Emre'nin her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası sözünün karşılığıdır. Gerçekten aşıkların öldükten sonra da bu dünya ile ilgili tasarrufları devam eder. Dolayısıyla Yunus Emre Ünye'deyse Ünye'dedir. Yunus Emre'yi bir başkası Eskişehir'de görmüşse gene o Yunus Emre'dir. Çünkü bunlar Allah'ın sevgili dostlarıdır. Bunlar için zaman ve mekan geçerliliği yoktur. Her an her
alanda olabilirler. Gene bir başka hocamız, Doçent Doktor Hüseyin Yıldız, Ordu Üniversitesi'nden, eğer dedi kullandığımız Türkçe bugüne ulaşmışsa bu Yunus Emre sayesindedir dedi. Yani dilimizin kıymetini ifade etme açısından Yunus Emre'nin önemini belirtti. Bunu da ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bugün Türkçe bir seviyeye gelmişse bunun altında yatan güç Yunus Emre'dir. Bu Yunus Emre kimdir? Aynı zamanda bizim hemşerimizdir işte. Bir diğer konu Profesör Doktor Orhan Kemal Kavuncu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde dedi ki Yunus Emre'nin Ünye'deki Ordu'daki varlığı, mezarı çok kıymetlidir. İstemiyorsanız bana verin, sevinerek uçakla Rize'ye götüreyim dedi. Bakın bunlar bu sempozyumlarda söylenen sözler. Bunları niye söylüyorum? Biz bu sempozyumlar sayesinde Türkiye'nin hemen hemen her üniversitesinden burada bir hocayı ağırladık. Doğru mu Musa Bey? Evet, tabii ki. Bu hocalarımız Ünye'ye geldiler. Yunus Emre'yi ziyaret ettiler. Sempozyumlara katıldılar. Bir kısmı dedi ki, hayret, ben dedi burada Yunus Emre Türbesi'nin olduğunu bilmiyorum dedi. Gene Eskişehir'den bir profesör buraya geldi. Dedi ki burada türbe nerede dedi. Ben de tuttum elinden. İşte hocam türbe burası dedim. Kapıyı açtım. Türbeyi görmeyle Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim dedi. Başladı okumaya. Öyle etkilendi. Bütün bu çalışmaların sonucu Ünye'de Yunus Emre var mıydı yok muydu bu tartışmalar bitti ve Samsun Anıtlar Kurulu'na biz bir başvuruda bulunduk. Dedik ki artık Ünye'deki Yunus Emre'nin varlığı tescil edilmiştir. Sempozyumlarla, açık oturumlarla, siyasilerle, ilim adamıyla, basınıyla başvurumuza red cevabı geldi. Dediler ki daha önce buranın tescili için başvuru yapılmış, reddolmuş, onun için reddediyoruz. Bize sürpriz geldi bu. Kim başvurdu? Araştırdık, bulamadık. Sadece şunu öğrenebildik. 2004 yılında affedersiniz, Yunus Emre'nin mezarları ile ilgili bir çalışma yapılmış. Ve bu çalışmada muhtemelen istedikleri yerleri tescil etmişler, istemedikleri yerlere de sahip çıkmamışlar. Çünkü bir yerin tescil olabilmesi için oraya gelip araştırma yapmak lazım. Oradaki bilgileri, belgeleri gözden geçirmek gerekir. Böyle bir şey yapılmamış. Bu bizi rahatsız etti tabii son derece. Bunun üzerine belediye başkanımızla Kenan Selim Argan Ankara'ya gittiler. Bunu bakanlıkta konuştular. Burada bir adaletsizlik var. Bizim haberimiz yok. Reddolmuş dediler. Onlar da Anıtlar Kurulu'na itirazda bulunun dediler. İtirazda bulunmak için de tabii araştırma ve doküman gerekiyor. Bunun üzerine Ünye Belediyesi'nde yüksek mimar Ayşe Ümmühan Fidan Argan sağ olsun çok efor sarf etti. Profesör Doktor Zeynep Ahunbay hocayı davet etti buraya. Biz geldik, buradaki taşları inceledi, çevre incelemesi yaptı. Aynı zamanda Ayşe Hanım Trabzon Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi. Samsun'da da Ünye Belediyesi'nin Anıtlar Kurulu temsilcisiydi. Trabzon'daki hocamız Samsun Anıtlar Kurulu Başkanı. Şimdi ismini hemen ifade edeyim şurada. Profesör Doktor Cenap Sancar hocamız Trabzon Katü Üniversitesi'nde görev yapıyor. Kendisi sanat tarihi hocası. Samsun Anıtlar Kurulu üyesi. Biz Ayşe Hanım bununla görüştü, bizi görüştürdü. Biz elimizdeki bilgileri, belgeleri kitap halinde ona gönderdik. Gene demin ifade ettim. Profesör Doktor Ahmet Ali Aydın Bayhan hocam, kendisi Ordu Üniversitesi'nde sanat tarihi üzerine bölüm başkanı. O da Ünye'ye geldi. Burada inceleme yaptı. Sempozyuma katıldı. O da Ünye'deki Yunus Emre'nin tescili konusunda elimden geleni yapabilirim dedi. Bunun dışında Anıtlar Kurulu'nda tabii diğer üyeler de var. Bu üyeler itirazımız üzerine konuyu tekrar değerlendirdiler ve
Ünye'deki Yunus Emre Türbesi'nde bulunan mezarın tesciline karar verdiler. Yani artık Ünye'deki Yunus Emre'nin mezarı devletin resmi kurumu tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından da tescil edilmiş oldu. Şöyle bir yazı göndermişler bize, onu sizlere okuyayım. Sayın Yaşar Argan, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı. Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurumu'nun 25.2.2022 tarih ve 83.62 sayılı kararı ekle gönderilmiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 13.03.2012 tarih ve 28.232 sayılı resmi gazetede yayınlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkındaki yönetmelik gereğince Ordu ili Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi 174 ada bir parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu koruma yapı grubunun birinci grubu olarak belirlendiği ve bu koruma alanında kaldığına dair şehrin konularak kayıt örneğinin müdürlüğümüze iletilmesini rica ederim. Kuruluş Öztelik, Koruma Bölge Müdür Vekili. Yani artık birinci derecede sit alanı olarak Yunus Emre'nin mezarının olduğu yer Kültür Bakanlığı'nın uhdesinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu ilçemize, ünyemize, bölgemize hayırlı olsun. Pratik olarak şöyle birkaç madde söylemek istiyorum. Bir defa böyle bir tescil Ünye'de Yunus Emre'nin mezarının varlığının tespit edilmesidir nokta. Daha bunun tartışması yoktur. İkinci olarak biz daha önce dernek olarak Samsun Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk. Dedik ki işte Ünye'de Yunus Emre'nin türbesi var. Tünele adını verdiniz, yola adını verdiniz. O bulvarın adı Yunus Emre Bulvarı'dır. Çevre yolunun adı. Çevre yolunun adı. Bari dedik, şu sizin levhalarınız var. Sarı turistik alanları veya tarihi kültürel alanları gösteren. Buralara Yunus Emre'nin adını yazan levhalar da yapın dedik. Örnek olarak Eskişehir'deki yaptıkları levhaları gösterdik. Önce tamam dediler, sonra dediler ki Kültür Bakanlığı tarafından tescil olmamış, yapamayız dediler. Şimdi tescil oldu Allah'ın izniyle. Bu yazı bize geldi, Ünye Belediyesi'ne gitti, Ordu Büyükşehir'e gitti, Ordu Valiliğine gitti, Ordu Kültür Müdürlüğü'ne gitti, bir de Kültür Bakanlığı'na gitti. Dolayısıyla Kültür Müdürlüğü üzerinden biz şimdi Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bir yazı yazdırmayı sağlamak suretiyle inşallah Ünye'nin Samsun'dan girişte ve Ünye'nin Ordu'dan girişte bu karayolundaki levhalara Yunus Emre Türbesi ile ilgili gerekli tanıtım ve yön levhaları yazılmak suretiyle daha çok insanımızın burayı ziyaret etmesi sağlanmış olacaktır. Gene bu tescilden sonra dernek olarak bizim önümüz daha çok açılacak. Birçok kamu kaynaklı fonlardan daha çok destek almak suretiyle sizlerle beraber daha çok hizmet yapma şansına sahip olacağız.